Bizim programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Nurhan Hocam merhaba. Merhaba, Hoş geldiniz programımıza. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok nadir konuk oluyorsunuz. Değerli yeni çalışmanız vesilesiyle programda ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda yine aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin direktörü. Ve aynı zamanda kamu harcamaları izleme platformunun sözcülerinden biri. Birçok şapkanız var. Zaten yeri geldiği zaman bunlara da değinmek istiyorum. Ama burada bulma nedenimize gelirsek, yeni kitabınız İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan, açık kaynak olarak ulaşılabilecek olan İklim Pahası kitabı. Bu kitap özelinde siz çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili kamu harcamalarını izlemeyi hedefliyorsunuz yanlış anlamıyorsam. Bu kitaptaki en azından hemen şöyle bir soruyla başlamak isterim. Kitabın hikayesi nedir ve bu kitabın biraz kapsamından bize bahsedebilir misiniz? Evet. Hikayesi aslında şöyle. Geçen akademik yıl yani 2019 Ekim'den beri küçük küçük bununla uğraşıyordum. Çünkü biliyorsunuz kamu harcamaları izleme platformu kapsamında çeşitli temalarda sivil toplum kuruluşlarının izleme yapabilmeleri için yayın üretmeye çalışıyoruz. Ve bu yayınların üzerine de sivil toplum kuruluşları istedikleri takdirde, istedikleri şekilde izleme yapıyorlar. Fakat bu en zoruydu. Çünkü çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yani ormanda var, işin içinde su da var, enerji de var, demir yolları da var. Bu nedenle de çok konsantre çalışma yapmak gerekiyor. Kapanıp çalışma yapmak gerekiyor. Tabii ki üniversitedeki ve diğer merkezlerdeki işlerim nedeniyle böyle bir kapanma vaktini bulamıyordum. Ta ki COVID-19'a kadar. Ta ki COVID-19'da 12 Mart tarihinde üniversite yönetimi 60 yaş üstünü eve yolladı. Ben de o fırsat bilip eve kapanmamın nedeninin COVID değil de bu kitabı çalışmak üzere olduğuna kendime inandırarak Ağustos'un sonuna kadar bununla uğraştım. Bu gerçekten büyük bir fırsattı. Tabii eğitimleri, diğer faaliyetlerimizi online yaptık. Bunun getirdiği bir zaman tasarrufu vardı. Bu nedenle de çok vakit ayırabildim ve çok konsantre çalışabildim. Kapsam derken şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin özellikle dünyada ortaya çıkan çevre korumayla ilgili sorunlar, iklim değişimiyle ilgili sorunlar uyum sağlamak üzere yapmış olduğu çeşitli stratejiler, planlar var. Biliyorsunuz uluslararası anlaşmalardan en önemlisi Paris Anlaşması. Türkiye bunu imzaladı, henüz onaylamadığı için bu ulusal hedefler, stratejiler, planlar çok önemli hale geliyor. Bunun içerisinden iklim değişimi eylem planı 2012'de yayınlandı. Burada Türkiye kendi taahhütlerini yerine getirmek için çeşitli kamu kurumlarına görev veriyor. Ben buradan yola çıktım. Görev vermiş olduğu 20'ye yakın kamu kurumunun bütçeleri ne oldu? Bu görevler verildi ancak bu görevleri yerine getirmesi için gerekli, yeterli kaynak ayrıldı mı? Dolayısıyla başlangıç yılını da 2012 olarak aldım. O anlamda yıl olarak kapsama bakarsak 2012 ve 2019 yılındaki harcamalarına baktım. 2020'den sonraki bütçe planlarına baktım aynı kurumların. Ve dediğim gibi bu kurumlar iklim değişimi eylem planında Türkiye Cumhuriyeti'nin görev vermiş olduğu kurumlar. Bunlar kısaca neler? İşte en önemlileri beşini söyleyeyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan başlayarak Tarım Orman, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ilk beşi. Daha sonra bunun içine enerji tabii kaynaklar, ulaştırma altyapı, demir yolları, Sanayi Teknoloji Bakanlığı vesaire gibi bir sürü kurum giriyor. Neden bu kadar yaygın olduğunu anlatabilir misiniz? Tabii çünkü hepsinin gerçekten artık sorun o kadar büyük ve gerek uyum politikaları gerek azaltım yani sera gazı azaltımı ya da iklim değişikliğine uyum için uygulanacak politikalar
neredeyse tüm politikalar içine yedirilmesi gereken ana akımlaştırılmış hale geliyor. Sudan taşkın önlemeye, iklim ölçümünden, gözleminden, enerji kaynaklarına, fosil yakıt kullanımını teşvik eden karayollarından, et daha az eden demir yollarına kadar çok geniş bir alana yayılmış durumda. Dolayısıyla bu kadar çok kuruma görev verilmiş. Bunlar aslında merkezi yönetim kurumları saydıklarım. Bundan daha fazla görev de yerel yönetimlere verilmiş. Dolayısıyla kitabın kapsamında bir yandan bu sözünü ettiğim merkezi yönetim kurumları varken diğer yandan da yerel yönetimler var. Yerel yönetimler içerisinden bizim gösterge olarak aldığımız İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Neden bunu aldık? Çünkü toplam İstanbul'un harcamaları yerel yönetim, tüm Türkiye'deki yerel yönetim harcamalarının %25'ini oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla bu bize zaten çok önemli bir şey gösterecek. Onun dışında kitapta 13 tane daha Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma harcamalarını ek olarak izledik. Dolayısıyla hem merkezi yönetim hem yerel yönetimin kapsam içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan hem bütçelemeye bakıyorsunuz, bir yandan da harcamalara bakıyorsunuz. Yanlış evet. mı? Evet, yani ikili bir şey. Harcama dediğimiz gerçekleşmiş olan, 2012 ile 2019 yılında olmuş bitmiş harcamalar. 2020 yılından sonrası içinde Türkiye'de biliyorsunuz performans programı çıkıyor, stratejik plan yapılıyor kamu kurumları tarafından, yerel yönetimler de dahil olmak üzere. Performans programında önümüzdeki 3 yıl hangi hedefler için ne kadar kaynak ayıracaklarını belirtiyorlar. Bu çok önemli bir gösterge. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıla da bu şekilde bakma şansımız oldu. Gerçekleşme ne? Önümüzde bunu arttırmayı düşünüyorlar mı? Azaltmayı hedefliyorlarsa da bu bir gösterge. Arttırmayı hedefliyorlarsa da bu bir gösterge. Evet. Onun için dediğiniz gibi. Kitabın amacında aslında bir yandan izlemek ve göstergeleri oluşturmak. Evet. Altını çiziyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Bu göstergeleri oluşturmak evet. önemi nedir sizce? Şimdi zaten açık kaynak olarak yayınlanmasının nedeni o. Biz daha önceki bu konudaki yayınlarımızı da hep açık kaynak olarak yayınlamaya gayret ettik. 2020'nin sonunda bu verilerin yenileri çıkmaya başlayacak. Bu verilerin yenileri derken izlediğimiz kaynaklar faaliyet raporu ve performans programı esas olarak. Onun dışında başkaca bazı bütçe verilerini de izliyoruz ama esas olarak bunlar. Bunların yenileri çıkmış olacak. Dolayısıyla kitap çarçabuk kendini yenilemek zorunda olan bir kitap. O nedenle açık kaynak olması çok önemli. Diğer yandan daha önceki yayınlarla beraber bunun da amacı tek başına bir akademik yayın yapmak değil. Özellikle sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili iklim değişikliği, çevre koruma konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarına kendi tartışmaları ve kendi savunuculuk politikaları ya da kendi çevre politikalarını oluştururken kullanabilecekleri bilgilere nasıl ulaşacaklarını da gösterdi. Biz bütün bunları sözünü ettiğim kurumları gerek faaliyet raporları gerek performans programları çerçevesinde inceledikten sonra ve bunlarla ilgili yorumları yaptıktan sonra yine kitabın en sonuna bir göstergeler listesi koyduk. Sadece liste değil, göstergelerin kendilerini de koyduk. Bu göstergeleri her yıl hangi kaynaktan izleyebileceklerini biliyor sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla izleyebilirler. Yani ormanla ilgilenen ormanı izleyebilir, suyla ilgilenen suyu izleyebilir, yerel yönetimlerle ilgilenen yerel yönetimleri izleyebilir. 13 tane gösterge, kendi içinde alt göstergeler var. Kamu harcama izleme platformuna da Excel olarak koyduk. Yani kitap PDF'tir. Hani Excel olarak da indirebilirler. Ayrıca da Temmuz ayında 2 eğitim yaptık 15'er sivil toplum kuruluşuna. Şimdi bir kere daha böyle bir 15 sivil toplum kuruluşuna izleme eğitimi, yani performans programı nedir, nereden bulunur, faaliyet raporunda ne içerik var, nereden bulunur, nasıl yorumlanır gibi bunları bir tür buluşmalar yaparak sivil toplum kayıp çerçevesinde mi yapıyorsunuz? Kamu harcamaları izleme platformu çerçevesinde yaptık ve bir 15 daha yapacağız. Dolayısıyla aşağı yukarı 45 sivil toplum örgütüne bu bilgiyi aktardık. Her sivil toplum örgütü bunu kendi alanında istediği gibi kullanmakta serbesttir. Evet. Kullanabilir ya da hep beraber belki
bir araya gelip 10 sivil toplum örgütü der ki ben işte yaban hayvanı avcılığının harcamalarını izleyeceğim. Ötekisi der ki işte orman yangınlarına ayrılan ilgilendiği alana göre konuları inceleyeceğim. Yerel yönetimleri inceleyeceğim. Sadece şu belediyeyi, çünkü bu katılımlar Zoom üzerinden olduğu için yine COVID'in sayesinde birçok İstanbul dışı sivil toplum kuruluşu da katıldı. O da ben X belediyeninkini inceleyeceğim. Kendi çalıştığım alandaki belediyenin çevre koruma harcamalarını izleyeceğim, inceleyeceğim diyebilecek. Dolayısıyla böyle bir bilgi sağlamak. Yani aslında tartışmayı bilgiye dayandırmak, veriye dayandırmak. Çünkü söylem ve mevzuattaki değişikliklerle bunun ayağı en yere basan kısmı olan kamudaki harcamaları birleştirebilmek, daha doğru tartışmalar yapabilmek, çeşitli efsanelerden kurtulabilmek, veriye dayalı konuşabilmek gibi bir kapasiteyi sağlamak amacımız bir yanıyla da. Çok değerli. Giriş kısmında da zaten kitabınızın giriş kısmında da bundan bahsediyorsunuz. Politikaları eleştirme amacı güden bir çalışmadan ziyade daha bilgi temelli ilerleyip politika üreticilerine aynı zamanda politikaları eleştirel yaklaşan ya da izleme yönünde çalışan sivil toplum kuruluşlarının aslında bir veri seti ve onu nasıl işleyebileceğini sunuyorsunuz. Evet, zaman içerisinde de nasıl izleyebileceğini. Evet. Öteki tartışma çok var. Yani politikalarla ilgili Türkiye'de çevre politikaları, iklim değişikliği politikaları ile ilgili çok önemli tartışmalar var. Kamunun evet. kendi dokümanları var. Evet. Ama bu bunun harcamalara yansıması konusu eksik. Dolayısıyla ben var olan iklim değişikliği eylem planının kendisinin yeterli olup olmadığını tartışmadım. Bunu öne atmışsa eğer kamu, acaba buna yeterli kaynak ayırmış mı diye evet. bir tartışmaya girmeye çalıştım. Kitabınızın bölümlerin aslında bir öncelikle bir merkezi yönetim ekseninde evet. çalışmanız ilerliyor. Daha sonradan da yerel eksende, yerel evet. yönetimler ekseninde ilerliyor. Merkezi yönetim üzerinde bakıldığı zaman bize bulgularınızı paylaşabilir misiniz? En azından çarpıcı bulguları. Çünkü ben sonuç kısmını inceleme fırsatım oldu. Evet. Her paragraf, yani hani siz bir paragrafta geçtiğiniz veriler inanılmaz çarpıcı bir etkileyiciydi. Eminim programımızın zamanı yetmez ama sizce önemli kayda değer bulgular nedir? Evet. Şimdi beni de çok heyecanlandıran ve yoran bir çalışma oldu. Her kurumun kendine has bir komikliği, bir garipliği, bir bazen soru işareti, bazen çok şaşırtıcı yönleri ortaya çıktı. Şimdi öncelikle bir yerden başlamak istiyorum. Uluslararası bir tanım olarak çevre koruma harcamaları diye bir tanım var aslında. Bunu Avrupa Birliği de kullanıyor, Birleşmiş Milletler de kullanıyor, Türkiye de kullanıyor. Buna yönelik yapılan harcamaları resmi kanallardan izlediğimizde böyle 1 milyar kadar bir harcama ve sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri küçük küçük harcamalar yapıyormuş gibi gözüküyor. İlk bulgu bir kere bu çevre koruma harcaması tanımının yetersiz olduğu. Bu artık tüm dünya için. Çünkü bu tanım yapıldığında bu kadar iklim sorunu vesairenin artık gündeme gelmediği bir dönemde yapılmış. Aslında bir kapsamı var. İki sorunla karşı karşıyayız. Bazen kurumlar yeterli veriyi koymuyorlar. Mesela Devlet Su İşleri taşkınla ilgili harcamayı aslında buraya koyabilir. Ama koymuyor. Sadece atık suyla ilgili yaptığı harcamayı çevre korumaya koyuyor. Yani tanımın yanlış yorumlanma, eksik yorumlanması da var. Ama diğer yandan biraz önce dediğim gibi artık iklim değişikliğinin bir yandan yenilenebilir enerji gibi konulara kaymış olması, demiryolu, karayolu gibi bir ulaştırma alanına kaymış olması ve bunların çevre korumanın dışında olması bir ikinci bir eksiklik kanalı var. Şimdi biz bütün bunları eklemeye çalıştığımızda tabii o şey iyice büyümüş oldu. Ama öncelikle söylemek istediğim çevre koruma harcamanın kendisi yeterli değil. Biz çevre koruma ve iklim değişimi harcamaları diye bir tanım geliştirmeye çalıştık. Çevre korumanın içinde eksik olanları da yani yenilenebilir enerji ve temiz ulaşım, orman koruma gibi kavramları, şeyleri de harcamaları da bunun içine koymaya gayret ettik. Şimdi birinci bulgudan sonra bir kere ikinci bulgu var olan ulusal hedefler uluslararası hedeflere ulaşmaktan oldukça uzaklar.
Burada da önemli. Yani o iklim değişimi eylem planındaki bu hedefler oldukça uzak. Biz yine onu tartışmadan iklim değişikliği eylem planındaki hedefler ne kadar, bunlara ulaşmak için ne kadar harcama yapılmış diye tartışıyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bunu tamamen karşılasak ve çok iyi bir harcama ayırmış olsak bile aslında uluslararası Paris Anlaşması'nın getirdiği taahhütlerin çok uzağındayız. Yani ayrılan bütçenin yanında harcamalar olarak mı bunu söylüyorsunuz? Yoksa ayrılan bütçe de mi hayal kırıklığı? Her ikisinde de var. Öncelikle gerçekleşmiş harcamalara bakıyoruz. Sonra ayrılan bundan sonra 2020'den sonraki bütçelere bakıyoruz. Şimdi gerçekleşmiş harcamalara baktığımızda bunu idareler bazında yapıyoruz. 5 büyük, biraz önce saydığım: Çevre Şehircilik, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Meteoroloji ve Orman Genel Müdürlüğü'nün toplam harcaması 7,5 milyar gibi bir şeye yükseliyor. Bütün bunların, bu şeylerin, sözünü ettiğim bu kurumların içinde çevre korumayla ilgili genel müdürlükleri ya da daire başkanlıklarını alıp bunların harcamalarını topladığımızda 7,5 milyar gibi bir şeye varabiliyoruz. Yıllık mı? Yıllık olarak mı? Bu 2019 yılı. Sırf 2019. 10 yılın, 2019. 2012-2019 yılındaki gelişmeyi karşılaştırdığımızda, bu gelişme önemliydi çünkü 2012 yılında biliyorsunuz iklim değişikliği eylem planını yayınladık. Dolayısıyla 2019'a kadar ne kadar artış olduğuna bakmak önemli oluyor. Bu saydığım 5'i içerisinden Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bir artış var. Diğerlerinde ise azalma var. Bu çok önemli bir soruna teşkil ediyor. Azalanlar neler? Devlet Su İşleri. Azalanlar neler? Orman Genel Müdürlüğü. Tarım Orman Bakanlığı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunun içinde çok küçük bir harcama yapan bir kurum. Evet. Ama yine de bir artış var. Nedenine birazdan geleceğim. Bunlar gerçekleşme. 2012-2019 arası. Bu gerçekten şaşırtıcı bir durum. İki kurum hariç, sabit fiyatta bu söylediğim, yani enflasyonun olmadığı durumda. Evet. En temel 5 kurumdan ikisi artıyor, 3'ü azalıyor. Birlikte olarak düşündüğümüz zaman genel bir artış trendi var mı? Yoksa hep yerinde mi sayıyor bu bütçe? Küçük bir artış. Yani artış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki artışlar oldukça küçük artışlar sabit fiyatla. Ama biz yine bir artış olduğunu söylüyoruz. O yüzdelere çok fazla girmiyorum. İyice burada kafa karışır diye. Bunlar rakam rakam kitapta gösteriliyor. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz gibi gerçekleşme açısından. Performans hedefleri açısından baktığımızda, yani önümüzdeki yılların bütçelerine baktığımızda daha fazla veriye ulaşabiliyoruz performans programlarında. Evet. Sadece bu 5 kurumun değil, 3 kuruma daha ulaşabiliyoruz. 8 kurumu inceleyebiliyoruz. 8 kurumu incelediğimizde 2019 yılı performans hedefi 17,5 milyar Türk lirasına çıkıyor. Çıkıyor mu? Çok iyi. Hı-hı. Sadece bir örnek veriyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü. Fosil yakıtın temel kullanım alanı ve sera gazının en temel kaynağı 35 milyar harcıyor. Tekrar ediyorum. Hı-hı. 8 kurumun 2019 yılı performans hedefi programında 17,5 milyar harcanıyor çevre korumaya. Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü kendi başına 35 milyar Türk lirası. Sadece tek bir kurum aslında genel harcaması. Evet, yani bunu bir sürü şeyle karşılaştırabiliriz ama Karayolları Genel Müdürlüğü bence çok çarpıcı bir, hani anti çevre gibi geldiği için söyleyebileceğim bir şey. Ben size bir slide yollamıştım. Birincisini koyarsak bu 8 kurumun harcamalarını görebileceğiz. Evet, ekranı verdik. Şimdi burada var olan her kurum, 8 kurum var bakın. TÜBİTAK, evet, ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çok çok düşük olduğu için grafiğe bile giremiyor. Evet. Her kurumda 3 tane şey var. Mavi 2019'da ne bütçelenmiş, uh-huh, ama ne harcanmış. Evet. Bunu gösteriyor. Kırmızıyla mavinin karşılaştırması. Evet. Burada çok çarpıcı bir şey var. Biz bütçeleri hiçbir zaman harcayamıyoruz. Bütçenin altında harcama yapacak kaynağa ulaşıyoruz. Evet.
Bütçenin altında. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bakalım. Mavi, kırmızı. Yüzdeye gitmez gibi gözüküyor. Evet. Tarım Orman Bakanlığı'na bakalım. Mavi, kırmızı. Evet. Devlet su işlerini ikiye ayırarak verdik. Çünkü biliyorsunuz HES'ler kendi başına yenilenebilir enerji olup olmadığı tartışma konusu, doğaya zararı vesairesinin üstünden giden çalışan birçok sivil toplum kuruluşu var. Onun için ikisini ayırdık. Bu ikisini toplayınca aslında en yüksek harcamayı yapan Ulaştırma Bakanlığı'ndan daha yüksek çıkıyor gibi duruyor. Fakat HES'lerin dışındaki devlet su işleri de azalıyor. HES'ler daha az azalıyor. Evet. Hepsinde bakın Ulaştırma Bakanlığı'nda azalıyor. Azalmayan bir Meteoroloji Genel Müdürlüğü var. Beni en heyecanlandıran şey buydu. Burada hem 2019 bütçeden gerçekleşmeye artış var. Sonra 2020 bütçesi de artış var. Dedim çok iyi. Bütçesi küçük olmakla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü ki bütün harcaması iklim evet. değişikliğine uyum ve azaltımla ilgili, uyumla ve azaltımla ilgilidir. Heyecan verici. Sonradan bunu incelediğimizde bu artışın aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir sürü tahmin vesaire almak için yurt dışında yaptığı işbirlikleri nedeniyle dolar bazında yurt dışına ya da euro bazında yurt dışına ödediği bir çok yüksek miktarda bütçesinin %40'ı 2019'da oldu ve bu nedenle dolardaki artış nedeniyle bunun Türk lirasına yansıması açısından böyle olduğunu gördük. MGM'yi böyle geçeyim isterseniz. Evet evet. Bu bir de diğer yani meteoroloji genel bir daha önleyici politikalar geliştirmek yerine büyük ihtimalle takip ekseninde, izleme ekseninde. Takip ekseninde ve paranın %40'ı da yurt dışından alınmak açısından kullanılıyor. Şimdi Devlet Su İşleri çok önemli bir kurum, çok köklü bir kurum. Bakın bir azalma var fakat 2020 yılındaki plan performans hedefine baktığımızda bütçesinde ciddi bir artış görüyoruz. Evet. Bu incelemeye değer bir şey olarak ortaya çıkıyor. Devlet Su İşleri 2020, 2021 ve 2022'de Türkiye'de tarımsal alan olup da sulanmayan bütün alanları 3 yıl içerisinde sulamaya açmaya hedeflemiş. Bu çok uzun yıllardır açtığı alandan daha fazla bir alanı bu 3 yılda açmayı hedeflemiş ve 3 yılda 4'er milyar, 2020, 2021, 2022'de 12 milyara yakın bir parayı bütçesine koymuş. Gerçekleşir gerçekleşmez seneye göreceğiz. Yes. Fakat biraz ilginç bir şey var, nedenini bilmiyorum. Bakınca Devlet Su İşleri kadar köklü bir kurumun bu sözünü ettiğim 3 sene zarfında gerçekleştirecek 4 milyar yatırımın İhalesi TOKİ tarafından yapılıyor. Devlet Su İşleri tarafından yapılmıyor. Devlet Su İşleri 53'te kurulmuş ve hani bu miktarların çok üzerinde ihaleler yapmış, barajlar yapmış bir kurum. Neden bunu TOKİ ile ortak yapıyor? Bunu bilmiyoruz. Devlet Su İşleri bu protokolü açıklamış web sayfasında. TOKİ ile yapılacağını ihaleni söylemiş. Ancak nedenine ulaşmak mümkün olmadı. Bunu da böyle geçeyim Devlet Su İşleri'ni. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın harcamalarına baktığımızda bu çevre korumayla ilgili harcaması. Şu 2019 bütçeden nasıl buraya düşmüş? Yarı yarıya. 800 milyon Türk lirasından 400 milyon Türk lirasına çıkıyor. 800 milyon harcamayı hedeflemiş. Fakat ancak 400 milyon harcanacak geliri bütçesi olmuş kamudan gelen. Evet. Tabii insan merak ediyor. Acaba Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın toplam 2019 yılı bütçesi neydi? Harcaması ne oldu? Hani orada da bir azalma varsa anladık daraldı diyeceğiz. Ama ne yazık ki ona baktığımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın toplam bütçesi 2,5 milyarken bütçesi yani 2018'de şurası. Gerçekleşen? 2,5 milyar, 7,5 milyar. Dehşetli bir ek yapılmış. Evet. Yani 3 kat atarken aslında geriye düşmüş. Ama para tamamen şehirciliğe aktarılmış. Yani oranı da görebiliyoruz. 2,5 milyar bütçe var. 800 milyon çevre korumaya, diğer kalanı şehirciliğe. Ama gerçekleşme de 2,5 milyarın 3 katı üstüne çıkmışken bunun çevreye bu kadar koordinatör bir kurum burası ve 2000 yani en önemli yıllardayız. Bu kadar düşüş
Varken kaynak, hani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendi kaynağı da çok düşmüş, kullanılamamış olsa insan biraz daha ferahlayacak. Evet. Ama gerçekten şaşırtıcı oranlar. Çok şaşırtıcı. Evet, devlet suyu. HES'ler çok etkilenmiyor. Evet. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda bu çevre korumaya girenler demir yoluyla karayolu karşılaştı. Demir yolu burada var. Biz Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinden demir yoluna ayrılanı alıyoruz çikit olarak. Çevre koruma, iklim değişikliği. Aslında bu da %100 tertemiz bir enerji değil. Çünkü elektrik kullanıyor ama bu elektriğin hangi kaynaktan geldiğini tam bilmiyoruz. Ama en azından %100 bir fosil yakıt olmadığını bildiğimiz için karayolları ve demir yolları karşılaştırması yapıyoruz. Buradaki demir yolları ve raylı sisteme yapılan harcama. Bunu karşılaştırmak istediğimizde de çok net bir şey ortaya çıkıyor. Bunun %25'i demir yolu toplam Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın bütçesine baktığımızda %25'i demir yoluyla ilgili, %75'i karayoluyla ilgili. Biraz önce Karayolu Genel Müdürlüğü'nün zaten harcamasını söylediğimde de bunun ne kadar önemli olduğunu, bu %25, bakın bu. Bunun bir %75'ini koyun, işte o da karayollarına gidiyor. Zaten toplamın evet, hepten üstüne çıkmış oluyoruz. Bu da Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile ilgili söyleyeceğim şey. Bir ama tane de şu. Bütçesi sanırım 2020'de düşüşte. Yani 2019 bütçesi. Ayrıca da düşüş. Demir yolları ve şeyin, evet, raylı sistemin de bir de düşme hedefleniyor. Hem 2018'den 2019'a düşmüş durumda. Yani 2020'de mesela hiç olmazsa devlet su işlerinde burada gördüğünüz bir artış, evet, hedefi var. Sulama çok önemli, tarım çok önemli, kuraklık çok önemli. Burada o da yok ne yazık ki. Bir de Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili kısa bir şey söyleyip hemen isterseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, evet, geçeyim. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü esas olarak hem ormanların gelişmesi hem de orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli bir kurum. Bu da çok köklü bir kurum, çok eski bir kurum. Şimdi burada ikiye ayırıyoruz. Bir döner sermaye, bir döner sermaye dışı diye. Döner sermaye orman varlıklarının esas olarak odun vesaireyi satarak elde ettiği gelir. Birinci geliri bu 5 milyar civarında. Hı hı. 2 milyar civarında geliri Orman Genel Müdürlüğü, isterseniz bunu kaldıralım artık. Hı hı. 2 milyar civarındaki geliri Orman Kanunu'ndan dolayı kendisine kanunen verilmiş bir hak var. Eğer ormanları başkalarına tahsis ediyorsa oradan aldığı gelirler, ki bunların başında madenler geliyor. 2,5 milyar da buradan gelir elde ediyor. 5 milyar döner sermayeden 2,5, 2019 verilerini söylüyorum. 2,5 milyar da madencilerden alıyor. Devlet kendisine 1 milyar veriyor. 8,5 milyar değil mi? Evet. Ve bu gideri, yani devletin verdiği pay azalmış. Hmm. 1 milyar diyor ki kendin kazan. Yani orman koruma ve orman yangını korumaya ayrılan kaynak, kamunun bütçesinden, hazineden çıkan 1 milyar, gerisinde ormancılardan kazanıyor. 2,5 milyarı, pardon, ormanları tahsisten, madencilerden, 5 milyarı da orman ürünleri satışından kazanıyor. Şimdi bazı çalışmalar var. Örneğin bazı yıllarda madenlere tahsis edilen alanın yeni orman, aynı yıl yeni orman yapımı için yapılan metrekare ekimden daha yüksek oldu. Şimdi bir kurum, kamu hizmeti yapan, ki orman koruma gibi, yangından koruma gibi çok önemli bir kamu hizmeti yapıyor. Kaynağı daraldıkça bir tür, zaten işletmesi, bölge müdürlükleri de orman işletmeleri diye geçiyor, tam ismini hatırlayamasam da şu an. Dolayısıyla böyle bir hani kendi gelirini elde etme heyecanı içerisine girmiş bir şekilde görüyoruz. Bunun da ilginçliği, bu kurumun da ilginçliği buradaydı. Ama onun dışında önemli görevleri olan, örneğin Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, bunların hiçbir hedefi ve kaynak ayrılmış. Yani performans programına gelince ben şunu yapacağım, şu kadar kaynak ayırdım diye bir kaynağa ulaşmak mümkün dahi olmuyor. 8 tanesine ulaşabiliyoruz, gerisine ulaşamıyoruz. Ben hızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, evet, geçeyim. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimizde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni incelemedik. Bağlı kurumlar var. İSKİ, İETT, bir de 30 tane kadar iştirakı var. Bu iştiraklar içerisinden çevre korumayla ilgili olanları inceledik.
Şimdi buna baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve ilgili iştirakleri topladığımızda 12,5 milyar Türk lirası bir çevre koruma harcaması yapıyor İstanbul ve bağlı kuruluşlar. Bakın bu önemli. Neden önemli? Devlet su işleri sadece bütün o HES'ler, MES'ler sulama 2019'da 9 milyar. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, demir yolları, raylı sistem 8 milyar. Orman Genel Müdürlüğü kamudan aldığı ve öz geliri 2,5 milyar. Orman Bakanlığı 1,5 milyar. 12,5 milyar. En büyük yani. Evet. Bütün kamu kurumlarını aldığımızda İBB diğer kurumlarla beraber en büyük harcama yapıyor. Şimdi dolayısıyla burada çevreye kaynak aktarılması çok önemli. Çevre ve iklim değişikliğine yerelde yapılan harcamaların ne kadar önemli olduğunu o anlamda İstanbul evet. üzerinden görebiliyoruz. Diğer şehirlerde peki benzer bir tablo ortaya çıkıyor mu yoksa İstanbul özelinde bir durum mu sizce? Diğerlerinde de yani biraz önce sözünü ettiğim merkezi yönetim kurumlarında oranlar düşükken yerel yönetimlere gittiğimizde artıyor. Neden artıyor? Çünkü esas artış aslında çok da heyecanlanmayalım. Harcamanın temel kısmı atık yönetimi. Katı ve sıvı atık yönetimi. Bu belediyelerin ve büyükşehir belediyelerin işi olduğu için biz atık yönetiyoruz aslında. Bu işte AB ilerleme raporunda da çıkıyor, benim çalışmamda da var. Harcamanın alt kırımlarına baktığımızda yerel yönetimler büyük miktarda parayı atık yönetimine harcıyorlar. Temizlik denilen şey de buna giriyor. Yani meydanların temizliği, hallerin temizliği de bunlar. Esas harcamayı bunda yaptıklarını görüyoruz. Bu nedenle yerel yönetimler ciddi harcama yapıyor, gözüküyor. Buradaki ağırlık fazla. Fakat şimdi siz de sözünü ettiniz. 2018-2019 performans programlarını karşılaştırdık. Bu seçim öncesi ve seçim sonrası oluyor. Faaliyet raporlarına nasıl yansımış? Acaba seçim öncesi ve seçim sonrası iklim değişikliği ve çevre korumayla ilgili anlayışa da bir değişiklik görebiliyor muyuz? Çıkıyor. Şunlar çıkıyor. Bir kere 2018 faaliyet raporunda temiz enerjiden söz ediliyor ve doğal gaza ağırlık verileceği söyleniyor İstanbul'u temizlemek için. 2019'da bundan hiç söz edilmiyor. 2019 faaliyet raporunda deniliyor ki daha çok enerji verimliliği ve temiz enerji, güneş, rüzgar ve termal enerjiye yükleme yapacağız. Yani bir söylem analizi yaparsak eğer faaliyet raporları üzerinden bu ortaya çıkıyor. Şeylerine dönüp baktığımızda, harcamalarına dönüp baktığımızda atık yönetimi harcamasında çok ciddi bir artış olmuş. Bir önceki dönemle şimdiki dönem arasında. Ama ilk defa iki şey giriyor. İklim değişikliğiyle mücadele diye bir kalem var. Karşısına da bir para konulmuş. Küçük müçük ama var. Bir de bisiklet yolu girmiş. Bu da yenilik olarak girmiş. Yenilenebilir enerjiden söz ediyor. Dediğim gibi. Yenilenebilir enerjiye bütün bu söz etmeye rağmen 12,5 milyar çevre koruma harcaması demiştik. 7 milyarını İBB yapıyor. Bunun 175 milyon Türk lirası yenilenebilir enerji için ayrılan kaynak. Yani çok küçük. Girmiş, yenilenebilir enerji olarak girmiş performans programında ama çok küçük kaynaklar bunlar. Burada çarpıcı olması için bir şey daha söyleyeceğim. İGDAŞ. İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu, karı 700 milyon. Bizim hani burada önerdiğimiz şeylerden biri de yine belediyeler açısından. Yenilenebilir enerjiye kendi performans programında 175 milyon ayırıyorsa, İGDAŞ da bu kadar ortalığı dökürleterek 700 milyon kar elde ediyorsa, bu bağlı kuruluşun yenilenebilir enerjiye yatırım yapması, yenilenebilir enerjiye bir küçük kaynak ayırması, 175 milyon ayırsa 700 milyon karından, belediyenin kendi ayırdığı kadar bir kaynak ayırmış oluyor. Evet. Bunun kendisinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak bile yapması mümkün, belediyeye transfer yapılmasa. Bu verileri yan yana bu şekilde ortaya koymanız bile yeni ve farklı politika üretmeye de bir imkan tanıyor. En azından evet. Üzerinde hem de kamu yönetici. Evet. Şimdi bunu yapmamızın esas nedeni çünkü sivil toplum kuruluşları herhangi bir nedenle şu kaynak aktarılsın diye ister yerel yönetimler ister merkez yönetimlerin kapısını çaldığı andan itibaren kendilerine söylenen temel şey kaynak yok. Evet.
Bu karşılaştırmalar onları yarıyor. Kitapta daha çok karşılaştırmalar var. Askeri harcamayla ilgili karşılaştırmalar var. Bunlara bakılabilir. Ama burada mesela yeşil enerji ve İGDAŞ çok çarpıcı. Karayolları ve diğerleri çok çarpıcı. Onun için bunları koymakta yarar gördüm. Mesela değinmedik. TÜBİTAK çevre ve iklim değişikliği ile ilgili araştırma fonları veriyor. Toplam harcamasının %1'i. Savunma ve askeri teknolojilerle ilgili yaptığı harcama %7'si gibi veriler var. Bu tür karşılaştırmaları hep yapmaya gayret ettik. HES'ler her zaman, örneğin Enerji Bakanlığı'nın HES'lere ayırdığı kaynak, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisinin toplamından daha fazla. Ama HES kendi içerisinde yenilenebilir enerji olarak kabul edildiği için yenilenebilir enerjiye kaynak ayırdık oluyor. Gibi evet. Karşılaştırmaları hep kitaptan yapmak bir yandan mümkün. Da aslında verilere uzaktan bakmakla yakından bakmak arasındaki fark da bu. Yani ve veriye dayanınca da bazen böyle bir hani tablo. Evet yani çok abartılı, inanılmış ama kontrol edilmemiş. Biz bunu eğitimlerimizi yaparken de karşılaştırdık. Kendisi bir yerel yönetimden katılmış olan bir sivil toplum yöneticisi dedi ki benim belediyemin dedi harcama personel harcaması harcamanın %70'i dedi. Ya emin misin? Bak şimdi öğrendik biz faaliyet raporunda bunları nereden bulacağımızı biz gidip bir bakar mısın dediğimizde öyle bir şey olmadı. Efsaneler de dolaşıyor ortada. Bunu da efsanelerin dışına çıkmak açısından da önemli bir yararı olmasını umuyorum. Peki yerel eksende, yani süremizin sonuna geliyoruz ama evet. Yerel eksende performans, yani geleceğe yönelik veriler umut verici mi? Şimdi bir şey çıkarıldı. İklim değişikliği daire başkanlığı kuracak şeyler, yerel yönetimler. Evet. Bunu kurduklarında yeni kaynak koyarlarsa buna bir umut var. Ama bu yeni kaynak koymayıp diğer zaten hali hazırda çevre koruma, atık yönetimi oradan buradan alıp o kaynakları o daire başkanlığının bütçesini oluştururlarsa çok fazla işe yaramayacak. Bu birinci mutlaka olması gereken bir şey. İstanbul bağlamında önemli diğer bir umut verici bir şey ki bu umarım diğer bütün büyükşehir belediyelerine de örnek olur. İstanbul büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'den kaynak aktarmış. İSKİ uyguladığı tarifelerle giderinin üstünde gelir elde etmiş 2014, 15, 16, 17, 18 bu yıllarda. Bu elde ettiği gelir bazen kaynak transferi olarak, bazen borç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. Son performans programında bunun ortadan kalktığını görüyoruz ileriye yönelik. Böyle bir kaynak aktarımını yapmayacaklarını gösteriyor bize performans programı. Bunun anlamı eğer geliri giderinden yüksekse yatırıma dönüşecek. Ya da şu an öyle olmadı, şu an sanıyorum esas gerekçe, sanıyorum değil inceledik. Ucuz su tarifesi ucuzlatıldı. Su tarifesi ucuzlatıldığı için İSKİ'nin geliri düştü. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ni artık kaynak ayıramıyor. Ama keşke daha önceki yıllarda ayırdığımız kaynak suya gitseydi. Büyük şehirlerin uzun vadede en önemli sorunu olacak suya erişim. Evet. Suya yatırım yapmış olsaydı o fazla kaynak elde ettiği dönemlerde çok iyi olurdu. Evet. Ama en azından bundan sonra tarifelerde bir artış olacaksa hiçbir şekilde büyükşehir belediyelerine transfer değil, sudan gelen para yine aynı insanların suya yatırımı şeklinde olmalı. Bu da önemli bir diğer şeyleri. Total bütçeleri düşündüğümüz zaman çevre koruma ve iklim değişikliğine ayrılan bütçe payı sizce umut verici bir seviyede olacak mı? Burada tabii ki COVID devreye giriyor. Yani zaten gelirlerin azalacağı bir şeydeyiz. Şimdi bu 2020-2021 diye gösterdiğimiz performans hedefleri verdiğimiz rakamlar COVID pandeminin ortaya çıkmadan önce devletin gelir beklentisiyle uyumlu olan rakamlardı. Bu belediyeyi biraz önce göstermeyi unuttuk. Belediyenin harcamaları isterseniz kaldıralım. Geçtik çünkü. Bu belediyenin toplam harcaması, çevre koruma harcaması gibiydi. Evet. Şimdi
Şimdi biz bu hedefleri önümüze yönelik performans hedeflerini koyduğumuzda ki gördük örneğin Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda bir azalma düşünülüyor. Ama Evet. devlet su işlerinde bir artış düşünülüyor. Bu gerçekleşecek mi? Pandemi olmadan önceki gelir tahminlerine göre yapılmış gider tahminlerinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu gelirlerin düşeceği kesin. Giderlerin buna bağlı olarak toplam giderlerin düşeceği kesin. Bu payların da azalması durumunda iyice çevre koruma iklim değişikliğine yönelik harcamalarda bir daralma beklenebilir. Önümüzdeki yıl pandeminin olumsuz etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Ama unutmamak lazım ki bu pandemi aslında bütün bir küresel ısınmayla birlikte yorumlanabilecek bir şey olduğu için pandeminin varlığının neden olacağı gelir azalmasının iklim değişikliğiyle mücadele harcamalarını azaltacak yönde kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bütün dünya için söylüyorum bunu. Bu tür virüslerin küresel ısınmayla birlikte daha çok ortaya çıkacağı beklentileri bu konuyla ilgili çalışanlar tarafından dile getiriliyor. Benim buna bütçe harcaması açısından söyleyebileceğim bu. Yani şimdi tabii ki belki bu kadar konuşmamızın ardından kitabın açık kaynak olmasının ne kadar önemli olduğu daha da ortaya çıkmıştır. Peki kısımda yapacağınız bu verilerle ilgili eğitimler devam edecek mi? Şimdi sivil toplum kuruluşlarının bu izlemeyi yapabilmesi için bu bir kolaylaştırıcı eğitim demiyorum ben buna, buluşma diyorum. Evet. 8-10 saat arası bir karşılıklı sohbet olarak yapıyoruz. Hand on, yani giriyorlar, buluyorlar, deniyorlar. Bu verilerden korkulmasını engelliyor. Ne kadar kolay bulunabileceğini, kavramlara yaklaşıyorlar, nereden bulabileceklerini öğreniyorlar. O nedenle de talep oldukça devam edecek. Ama şu an alanda pür aktivizm yapmayıp daha çok iklim değişikliği ile ilgili politika üreten bütün sivil toplum kuruluşlarına erişmeye gayret ettim. Hepsinden bir temsilci geldi. Fakat turnover yüksektir bizim sivil toplum kuruluşlarında. Yarın öbür gün o kuruluşlar der ki Ahmet gitti, Ayşe'ye bir yapar mı? Tabii ki bunlar kolay. Zaten KAİP'in hedeflerinden biri de bu konudaki yani kamu harcaması izleme konusundaki kapasiteyi geliştirmek. Biliyorum siz sivil topluma gönülden bağlısınız. Evet, siz de daha önce katılmıştınız İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarına. Peki bu politika yapıcılara ulaşma konusunda bir girişiminiz var mı? Hayır, sivil toplum kuruluşlarıyla. Ben sivil toplum kuruluşlarına bilgi veriyorum. Kendimi bununla sınırlı tutuyorum. Onların her türlü taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben akademisyen olarak bunu yapma ve yaymakla görevliyim. Yayma şeklim de işte bazen sizin gibi benim de güvendiğim ve birlikte çalıştığım kurumların yayınları ki bunu da oldukça sınırlı tutuyorum. Akademik ortamlarda tartışıyorum ama esas olarak bilgiyi sivil toplum kuruluşlarına aktarıyorum. Çünkü bir sivil toplum kuruluşları esas olarak bu tartışmaları kamusal alanda yürütmeyi hedefleyen en önemli aktörler. Evet. Ne kadar çok onların bilgi ve becerileri artarsa o aktörlerin yapacağı tartışma o kadar çok artar. Etkisi de o kadar çok artar. Bu benim bireysel yapacağım bir etkiden çok daha çarpan etkisi yüksek bir harcama. Ben enerjimi bunu harcıyorum diye. Nurhan Hocam, yani siz özellikle bu tarz çalışmalarınız bizim bu programları yapmaktaki temel çıkış felsefemizle o kadar örtüşüyor ki yani şu 45 evet. dakika içerisindeki bir 45 dakika daha olsa konuşmak isterdik. Benim için ufuk açıcıydı. Umarım izleyenler için de öyledir ve umarım bu datalarınız alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ilham olur ve veriye dönüşür ve daha sonra politikalara dönüşmesine fırsat olur. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Umarım yeni çalışmalarınızda sizi buralardan alabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, bu haftalık Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Nurhan Hoca'ya tekrar teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftaya kadar bizlere ulaşmak isterseniz İstepimizin sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi haftalar. İyi akşamlar.